14. saatte yeniden birlikteyiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz haftanın ilk günü ve enerjiyi konuşacağız. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında interkonnekte enerji konusuyla ilgili hatırlayacağınız gibi bir protokol imzalanmıştı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililer. O protokol sonrasında da çalışmalar devam ediyordu. Hangi aşamada olduğunu, hedeflenenin ne olduğunu konuşmaya çalışacağız. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda oluşturulan Enerji Komisyonu'nun üyesi ve aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Murat Fahrioğlu bizi kırmadı, stüdyomuza geldi ve enerji ile ilgili çalışmaları birazcık Sayın Hocamızdan öğrenmeye çalışacağız. Hangi aşamadayız? Nasıl bir çalışma içerisindeyiz? Hedeflenen nedir? Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde bu çalışmayla ilgili nasıl bir ivme kazanılacak enerjide onu öğrenmeye çalışacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Yoğunluk var. Evet, hem akademik olarak hem de enerjiyle de evet, ilgili. Evet, tabii ki. Şimdi Anadolu Ajansı'na yaptığınız bir röportaj vardı geçtiğimiz hafta ve gündem oldu enerjiyle evet, ilgili. Evet. Ve bizi çok yakından ilgilendiren bir çalışma enerjiyle ilgili ortak en... Ama title'la ilgili birazcık önce onu açıklık verelim. Şimdi ben anonsumda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda oluşturulan Enerji Komisyonu'nun üyesi olduğunu söyledim. Ancak Anadolu Ajansı'nda çıkan haberde Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ortak Enerji Çalışma Grubu üyesi olarak. Neden böyle yazıldı çalışma grubu üyesi diye? Şimdi bu interconnectation'in geçmişine bakarsak 2017'de ilk defa bir protokol imzalandı sizin de dediğiniz gibi. Ve o protokol içerisinde iki ülke arasında ortak enerji çalışma grubu denilen gerçekten iki ülkenin enerji bakanlıkları arasında oluşturulup çalışan bir grup vardı. Orada röportajda ben onu 2017 de kuruldu, onun üyesiydim dedim ama onu sanki şimdiye kadar devam etmiş gibi algıladılar. Aslında o grup yavaş yavaş biz yani o grupla çalışmalarımızı yaptık, teknolojiyi belirledik. Yani bütün detaylar belirlenmişti o zaman. Şeyi bekliyorduk yani bu işin iradesi oluşsun ve siyasi devreye irade. Girsin. Siyasi evet. irade çünkü teknik olarak çalışan bir gruptu. O yapıldıktan sonra şimdi bugünün geldiğimizde yeni gelişmeler oldu tabii. Bu iş biraz ivme kazandı. Tekrar bunun üzerine Enerji Bakanlığımız da bir enerji komisyonu oluşturdu. Sırf bu iş için onun da aslında onun üyesiyim şimdi de. Eski çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yani 2017 yılında yapılan çalışmanın devamı mı oldu? Yani şey olarak tabii ki orada belirlenen şeyler çok standart ve o teknik oluru kararlaştırılan teknolojilerdi. Ama teknoloji gelişiyor. Yani, tekerleği tekrar icat etmeye gerek yok. Aynı teknolojiden devam ediyoruz ama burada şeyi gütmeye çalışıyoruz Enerji Komisyonu'nda. Yani bu iş Kuzey Kıbrıs için bizim hassasiyetlerimiz nelerdir? İhtiyacımıza göre kurulması gereken bir bağlantı, bu model nasıl işleyecek? Yani birçok detay var ki bunların kararlaştırılması lazım. Sayın Bakan da bu komisyonu kurarak bunu ne kadar sıklıkla çalışıyorsunuz komisyonda? Yani bazen haftada bir toplanmaya çalışıyoruz ama her hafta toplanamadık tabii. Belirli toplantılar oldu. Karşı tarafta tabii bunu fizibiliteyi çalışan karşı tarafta var. Onlarla bilgi oluştuk sonra biz de kendi tarafımıza açıklayıp işi ilerletmeye çalışacağız. Şimdi önce karşı taraf bir protokol imzalandı ve o protokol çerçevesinde bir fizibilite çalışması evet, yapılıyor. Evet. Bu esnada komisyonun sorumlulukları nelerdir? Ne tür bir çalışma içerisindesiniz? Yani fizibilite çalışmasını mı bekliyorsunuz yoksa olası alternatifler üzerinde bir çalışma mı yapıyorsunuz? Şimdi biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu bağlantıdan neler bekliyoruz? Onları ortaya koyacağız. Ki bu eski değil, 2017'deki grupta bunları oluşturmuştuk. Hı hı. Onların tekrar bir altını çizilmesi, işletme modeli çok önemli. Bu hat çekildikten sonra nasıl, ne şartlarda, hangi ekonomik modelde çalıştırılacak? Bunlardan bizim beklentilerimizi ön plana koyacağız. Ondan sonra süreci de göreceğiz. Yani karşıdan gelen fizibilite çalışması sonuçlarında ne yapmamız gerektiğini görüp ona göre ilerleyeceğiz. Sayın Bakan da bu konuda uzman arkadaşları, gerekli paydaşları bu komisyona davet edip bir grup oluşturdu.
Yeni yeni çalışmaya başlıyoruz. Yani çok eski değil, 1-2 aylık bir önümüzdeki süreçte evet, o zaman evet, daha çok yoğunluk evet, kazanacak evet, bu evet, çalışmada. Evet. Önce bir fizibilite çalışması bir yıllık bir süreydi. 2024'te mi tamamlanır? Öyle hedefleniyor sanıyorum ama daha çabuk da bitebilir. Neticede teknik fizibilitede bir sorun yok. Yani 2017'de bu grup teknik fizibiliteyi yapmıştık. Hı hı. Bunun ekonomik fizibilitesi ve çalışma şartları yani nasıl kullanılacak bu hat, hangi ekonomik şartlarda onların da belirlenmesi lazım. Peki bizim yani yapımıza bakıldığı zaman nasıl bir çalışma içerisinde olmamız gerekiyor enerjide? Şimdi bizim bir arz sorunumuz var. Esas evet, sorun o biliyorsunuz elektrik kesintileridir. Rum tarafıyla bağlı bir şekildeyiz. Bazen onlardan yardım alıyoruz. Yani bu kablo bizim arz sorunumuzu çözer. Yani neticede biz 400 megawattlık bir kurulu gücümüz var aşağı yukarı. Türkiye 100 bin megawattlık bir kurulu güce sahip. Kabloyu gerekli detayları oluşturup büyüklüğünü ona göre ayarlarsak uzun vadede ki bizim ortak çalışma grubuyla bu 2017'de eski grupla yaptığımız çalışmada bu detaylar belirlenmişti. 2035'e kadar hatta 2040'a kadar bir projeksiyon yapmıştık. Tabii ki şartlar değişir. 6 yıl oldu ondan bugüne ama biz kendi çalışmalarımızı bu arada güncelleyip ortaya koyacağız. Ha, bu şey geldikten sonra tabii ki arz sorunumuz çözülür. Ama işletme modeline göre süreç nasıl işler o detayları bilmemiz lazım. Artı bir de bazen şöyle bir imaj oluşuyor. Hani geliyor bu kablo geliyor bütün sorunlar çözülecek. Böyle bir durum yok. Tabii ki bu kablo bize bir sürü imkan sağlayacak. Ve o bahsettiğiniz haberde dediğimiz yeşil enerji evet, işte güneş enerjimizi daha fazla kullanabileceğiz derken kullanabileceğiz ama buna imkan sağlayacak. Bizim kendi şebekemizi de güçlendirmemiz besleyici lazım. Yani alternatif bir enerji yani üretimimiz bize, olacak. Bu bize öyle bir yapı verecek ki biz de kendi iyileştirmelerimizi yaparsak, mesela şu anda güneş kurulumları sorunlu durumda. Evet. Her isteyene izin verilemiyor. Kapasite doldu evet, deniliyor. Kapasite doldu deniliyor. Bu kablo o kapasitenin açılmasına yardımcı olacak ama sihirli bir değnek değil. Yani bunun her düzeyde bizim şebekemiz için iyileştirme yapılması gerekli. O zaman altyapı için çalışma yapalım. Biz de altyapımızı çalıştırmamız lazım. Yani bunlar paralel yürümesi gereken şeyler aslında. Bunun için aslında ciddi bir kaynak gerekir mi? Önce belirlenmesi lazım. Yani tespit dediğimiz. Yani şu anda mesela Kıptek için şebekeyi izleyebilmesini sağlayan belirli çözümler geliştirilmeye çabalanıyor ki görebilsinler sorunlar nedir. Sorunları gördükten sonra bunun çözümleri üretilir. Ki bu kablo burada geldiği zaman bizim hazır olalım. Yani gerçekten o güneş enerjimizi çoğaltalım. Aynı şey Rum tarafı için de geçerli. Onlar da güneş kurulumlarını fazla yapamıyorlar. Yani sistem bir ada sistemi olduğu için hı hı, sıkıntı yaşar bu tür güneş. Yani yani bunların düzeltilebilmesi için tahmininiz ne kadarlık bir zamana ihtiyacımız var süreye? Bu çok güzel bir soru. Bu uzun soluklu bir soru. Yani bunu böyle yani insan ne kadar da o konuyla uğraşsa bile bir anda cevap verilecek bir şey değil. Yani bu bir ekip işidir. Yani birçok uzmanın müdahil olduğu şebekemizin çalışılması gerek. Bunu mesela biz çok yapmadık. Evet. Yani Kıptek'le beraber şebeke çalışması yapmak lazım. Analiz yapılması lazım bu konuda uzman. Kaplolu kaplosuz durumumuz nedir? Yani kablo geldiğinde ne durumda oluruz? Şimdiki durumumuz nedir? Buradan oraya gidene kadar ne yapmamız lazım? Bu çok büyük bir iştir. Yani öyle kolay, kısa soluklu bir şey değil. Ama ne kadar erken başlarsak şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Kıptek'te de bu konuda yetkin arkadaşlar var. Belirli şeyler belirlemeye çalışıyoruz. Komisyonda Kıptek yetkilileri tabii ki, var mı? Tabii ki, tabii ki Kıptek'ten de arkadaşlar var. Konularında yetkin. Dolayısıyla onları da belirlemeye çalışıyoruz. Yani bunu Sayın Bakan'la da konuştuk. O da hem fikir. Yani bir yandan bu kablo gelirken biz de şebekemize neler yapmamız lazım? Bu konuda ne adımlar atmamız lazım? Çok güzel bir soru sordunuz. Nedir bunlar? Ne kadar evet, uzun süre alır? Ne kadar kaynak gerekir? Bunu ne ben ne başka bir tek kişi söyleyemez.
Bunun Ama şey bunu etmedi, tartışırken yani. Tabii ki bir yandan bir kaynağın ortada olması gerekiyor. Maddi kaynaktan evet. bahsediyor. Tabii ki, tabii ki. Yani benim bildiğim kadarıyla şeyde bir kaynak var. Ülkeler arası TCKK-TC protokolünde. Bizim Oradan şebekemizi kullan. Geliştirecek, en azından ilk etapta görmemizi sağlayacak bir fon var. SCADA dediğimiz bir sistem var. Evet. Bu SCADA sistemi Kıptekin elinde var ama tüm şebekeyi göremiyor. Yani bütün şebekeyi görebilecek şekle. Yüksek gerilimde sanıyorum tamamen var. Orta gerilim tamamlanması lazım. Alçak gerilim çok uzun soluklu bir iş. Ama bunların yapılması lazım. Bunu yaptıktan sonra görebileceğiz nerelere güneş santrali kurabiliriz. Kurduğumuzda şebekeye etkileri nelerdir? Buralarda birçok geliştirilmesi gereken proje rüzgar var. Rüzgar santrali düşünülüyor mu? Şimdi Rumlar rüzgar santrali konusunda büyük sorunlar yaşadılar. Şimdi oraya da girelim aslında. Evet. O çok kritik Geçmişte bir konu. Geçmişte bir takım girişimler vardı bizde var. De. Bizde hala daha soranlar oluyor. Mesela başta ülkemizin rüzgar haritası yok KKTC'nin. Mesela biz ODTÜ'de ölçüyoruz rüzgar nedir ama rüzgar çok değişken. Kıbrıs için çok güneşli, her yer iyi güneş alıyor diyebiliriz ama her yer çok rüzgarlı diyemeyiz. Dolayısıyla bilmek lazım. Rüzgar santrali kurmak için bir yıl ölçüm yapmak lazım minimum ki oradaki rüzgar profilini görelim. Rumlar mesela mecbur olduklarından 160 megawattlık bir rüzgar tarlası kurdular. Şeyde Bafta ve Larnaka'da. Ama sistem ada sistemi olduğu için ancak 66 megawata kadar çıkarabiliyorlardı rüzgar olsa bile. Çünkü bu sistem bozup elektrik kesintilerine de yol açabilir. Bizimle birleştikten sonra şebeke büyüdü. Biz tabii onların dörtte biri kadar ama o küçük bağlantı bile onların 66'dan 80'e çıkmasını sağladı. Dolayısıyla biz çok daha büyük bir şebekeye bağlanırsak, örneğin Türkiye gibi, belki de bütün rüzgar potansiyellerini kullanabilecekler. Belki biz de rüzgar açısından zengin yerlere rüzgar santralleri kurabileceğiz. Başka yerlere güneş santralleri kurabileceğiz. Yani bunun önü hep böyle aşıldı. Şimdi mesela hiç bilmeyen biri oturup bir yazsın ne kim nereye bağlıdır. Görebilirsiniz ki herkes birbirine bağlandı. Özellikle Avrupa Birliği'nin 2020 hedefleri arasında Avrupa Birliği üyelerinin %10 birbirine bağlantı hedefi vardı. Yani mecburi hedef. Bunların hepsi bunu sağladı. Bir tek Güney Kıbrıs bunu başaramadı. Çünkü fiziksel bir bağlantı ortaya koyamadılar. Şimdi bu noktada Türkiye bu Avrupa'nın Şebekeler Birliği'ne bağlı. Üç hattan. İkisi Yunanistan, biri Bulgaristan üzerinden. Biz Rum kesimiyle elektriksel bağlıyız. Yani bu Türkiye-Kıbrıs bağlantısı olduğu anda Avrupa'nın tek bağlantısız üyesi Avrupa'ya bağlanmış olacak. Ve bu da çok büyük olanaklar doğuruyor. Ne tür olanaklar? Mesela artık elektrik Türkiye'de de piyasadır. Dünyada da çoğu yerlerde evet. piyasadır. İleride akıllı şebekelere doğru gidiyoruz. Yani hatta elektrik en ucuz neredeyse orada alma gibi akıllı şebekeler gelişiyor. Yani bizim buradan KKTC, Güney Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan bağlantısı olduğunu düşündüğünüzde yani enerji alışverişinin en etkili şekilde olmaması için hiçbir engel kalmaz. Fiziksel bağlantıyı da yaparsanız. Hatta Rum kesiminin teknik insanlarına konuştuğunuz zaman böyle bir bağlantının ada şebekesine onlar için ne kadar iyi olacağını biliyorlar. Ya dolayısıyla bunun önündeki engeller aslında teknik değil. Çünkü teknik yapılacak teknoloji de bellidir. Siyasi mi engel? Engel siyasidir. Şudur yani Şebekeler Birliği diyelim. NTSO dedikleri Avrupa Şebekeler Birliği. Türkiye'de bunun gözlemci üyesi Avrupa Birliği'nde olmadığı için ama Türkiye Avrupa şebekelerinden en büyük ikinci şebeke. Almanya 1, Türkiye 2 ve çok büyük faydalar sağlıyor bağlantı olduğu ülkelere Yunanistan ve Bulgaristan'a. Aynı şekilde Türkiye'de faydalar sağlıyor. Şimdi bu NTSO bize bağlantısını Türkiye'nin
izin vermiyor diyorlar. Yani çünkü yani politik sebeplerden evet. dolayı. Çünkü teknik olamaz. Bizim geliştirdiğimiz bağlantıda direkt akım bir bağlantısı düşünüyoruz. Bu ne demektir? Yani en basit şekilde bizim şebekede bir sorun çıkarsa Türkiye şebekesini etkilemez. Orada bir sorun çıkarsa bizi etkilemez. Bu çok önemli. Yani steril evet. bir bağlantı gibi bir şey olacak. Ama aynı zamanda bize böyle bir bağlantının vereceği neredeyse bütün pozitifleri de taşıyacak. Dolayısıyla bu bağlantıda teknik bir kuruluş olan Şebekeler Birliği'ne bizim gidip de size bağlanabilir miyiz, izin verin demesine gerek yok aslında. Ama bu politik ortamda ne olacağı bilinmiyor. Bu bağlantı sağlanır aniden siz madem ki bunu bize sormadan yaptınız biz Türkiye Avrupa bağlantısını keseriz denir mi? Bunlar teknik sorular değil. Yani bunlar benim cevap verebileceğim şeyler Peki. değil. Şimdi teknik açıdan baktığımızda eğer keserse bizim alternatifimiz olacak o zaman. Ya Türkiye ile olan bağlantılarını keserlerse Türkiye ekonomik zarara uğrar ama Türkiye'nin bağlı olduğu Yunanistan, Bulgaristan çok daha büyük zarara uğrar. Yani iş ekonomikse onların bu bağlantıyı kesmesine hiçbir şey olmaz. Peki tüketici açısından bir sorun yaşanır mı? Yani ekonomik açıdan? Tabii ki Türkiye genelinde bir ekonomik zarar olur. Tabii ki yani sistem sağlığı da yine muhakkak bağlı büyük şebekeler sistem sağlığını artırır. Çok iyi şeyler yapar. Mesela Danimarka, Almanya örneğini veririm hep. Danimarka rüzgar cenneti. Bizde nasıl güneş, onlar da rüzgar. Danimarka enerjisinin %20-25'ini aynı anda rüzgardan üretebiliyordu. Sonrasında Rum kesiminde bahsettiğim gibi şebeke bozukluğu oluşup bundan yeterince yararlanamıyorlardı. Ne yaptılar? Almanya'ya bağlandılar. Almanya Avrupa'nın en büyük şebekesi. Şimdi bazen okuyorsunuz haberlerde Danimarka bazen enerjisinin %150'sini rüzgardan yani. Üretiyor. Almanya'ya satıyor. Hatta işi ilerletip deniz altından Skandinavya'ya bağlanıp oradan yani %60-70'lere ulaştı bağlantı kapasiteleri. Yani 100 kurulu güçleri varsa 60-70 de dış ülkelere bağlı ve 2025'te tüm enerjilerinin %50'sini rüzgardan üretme hedefi koydular. Peki bizim hedefimiz de nedir güneş enerjisinde? Ya şu andaki yani net bir hedef yok ama mesela Avrupa Birliği hedeflerine bakarsak 2020'de her ülke enerjisinin, elektrik enerjisinin %20'sini yenilenebilir kaynaklardan üretmesi lazım dediler. Şimdi durum tarafı da biz de %10 civarındayız. Yani bu hedefi sağlayamıyoruz. Ayrıca emisyon yani bu zehirli emisyonlar oluyor. Sera gazları dediğimiz karbondioksit. Bunu %20 azaltın dediler. Bizde kaynakların çoğu hep fosil yakıt. Evet. Bunlar da bizde. Dolayısıyla güneşi etkili kullanamadığınız noktada siz bu hedefi de karşılayamıyorsunuz. Ve Rum tarafındaki uzmanlarla konuştuğumuzda her sene 350 milyon euroya yakın ceza veriyorlar. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretemedikleri yeterince ve karbon salınımları eşiğinde ki burada tanınmamışlığın avantajını yaşıyoruz. Yani biz bir ceza ya vermiyoruz. Yani bir şeyde olsak tanınmamışlık diye yani mesela Avrupa Birliği'nde olsak biz de mecburen bunu ödemek sağlamamız evet. lazım ama öyle olsa zaten Türkiye'ye bağlantı sorun çıkaracaklarını sanmıyorum. Ama şimdi, ekonomik boyutu çok büyük. Bu dediğimiz 350 milyon euro yatırıma dönür onu. İşte bu şey bu bahsettiğimiz evet. kablonun yaklaşık maliyeti diyelim. Yani tam o değilse bile o civarlarda bir yatırımla bir yıllık ödenen cezayla bu kablo ama çevre de önemli elbette. Tabii ki yani bu çevreye çok büyük katkısı var. Yani diyorlar ha yani işte Türkiye'de bağlandık oradan enerji gelecek orada çevre kirliliği yok mu? Tabii ki var ama Türkiye'nin çoğu zamanlar %50 ve üzeri yenilenebilir enerjiden yani dumansız üretimden şeyi var. Enerji şimdi üretimi anladım var. Yani bir proje var, interconnect'te var ama bizim de yenilenebilir enerjiden enerji üretimimiz için altyapımızı hazırlamamız evet, gerekiyor. Evet, evet. Komisyon olarak öncelikle bu çalışmayı yapıyorsunuz. Ya komisyon öncelikle interconnect'te için kuruldu.
Ama biz bunu tabii ki interconnect'e gelince bizim şebekemizde hazır olması babından arkadaşlarla ki burada ne ihtiyacımız olacak, o gelince ne yapılması gerek, onun da bu komisyonun içerisine dahil olmasını. Şimdi bunu çalıştığınız zaman 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 karamsarlığa kapılıyor musunuz? Hayır, yani ben çok yani karamsarlığa kapılmak iyi bir şey değil. Yani bir şeye faydası yok. Ben aşağı yukarı 15 yıldır bu interconnect'e işini savunuyorum. Zaten 16 yıl önce döndüm Kıbrıs'a. Evet. Bir senemi aldı fark etmem bu işi. Ama o zamandan beridir hiç durmadan, hatta o zaman bu NTSO işi yoktu. Yani ilk düşünülen zamanda bu bağlantı kurulsaydı, bizimizin alınması bağlantı kurulmuş olacaktı. Yani o prosedürü aşmış olacaktık. O prosedürü aşmış olacaktık. Şimdi yani bence en büyük engel odur. Yoksa teknik ve ekonomik olarak hiçbir sorun olmaması lazım. Peki şimdi güvenli, kesintisiz, kaliteli ve sürdürülebilir bir enerji hedefleniyor. Evet. Fiyat konusunda hep konuşulan, tartışılan işte çok pahalı enerji tüketeceğiz. Bir yandan da deniliyor ki ucuz bir enerji tüketimi olacak ama dünyaya bakıldığında interconnect'e bağlamındaki yapılan diğer ülkelerin arasındaki enerji alışverişine bakıldığında biziz şu an tükettiğimiz daha ucuz mu bir enerji tüketeceğiz yoksa daha pahalı mı bir enerji? Şöyle bir cevap vereyim. Türkiye bir elektrik piyasası. Hı hı. Ve Avrupa'nın en iyi çalışan, en ucuz enerji, elektrik enerjisi piyasalarından biri. 2017'de bize aktarılan bu ortak çalışma grubunda bize bu piyasanın çıkış fiyatından satış sağlanabileceğiydi. Yani tabii ki bu iş bir şeye bağlanmadı nerede nasıl olacak ama hatta piyasa altı satış bile yapılabilir. Çünkü Türkiye piyasa olduğu için bazen bazı kaynaklardan piyasaya giriş yapamayan ama mesela hidrosantraller su vardır, piyasaya girememiştir, elektrik üretip havuza verebilir, bize piyasa altı da satabilirler. Hani bazı arkadaşlar şey olarak bakıyor, şimdi piyasaya gidip alıp müşterisine satan dağıtım şirketleri vardır. Tabii ki o kendi kar güderek onu ona göre yapar ama ülkeler arası nasıl bir anlaşma yapılacak? Bize denildiği gibi gerçekten biz elektrik piyasasının çözülme fiyatından alırsak bu bizim için ucuz bir fiyat olur. Ama bunun protokolde yer alması gerekiyor. Tabii işte bunun o noktaya gelindiğinde veya kablo çalışmaları. Komisyon mu o noktada? Biz işin o kısmında değiliz ama o kısmında tabii ki işletme modeli dediğim budur. Yani bu kablo bağlandığında nasıl işletilecek? En yani önemlisi. En önemlisi. Nasıl, hangi fiyattan alınıp, hangi fiyattan verilecek? Yap işlet devret mi olacak? Bu çok önemli mesela. Birçok yatırım öyle olur bu aralar. Öyle mi? Yani dünyaya bakıldığında? Dünyaya bakıldığında bir bunun yatırımcısı vardır. Bir müddet oradan parasını geri alsın diye yatırır, işledir, sonra devreder. Ama mesela Türkiye bunu hibe etmeyi konuşuyor bazen. Öyle bir durumda işte yap işlet devret değil, belli bir ortak protokol olabilir. Bu konular yani benim alanım olmadığı evet. için çok yorum yapmıyorum ama çok önemli. Yani hat teknik olarak çekildi ama bunun biz ekonomik faydası olacak şekilde yaptığımızda nihayetine varacak, gerçek nihayetine varacak. Hı hı. Yani uluslararası bir anlaşma çerçevesinde evet. maddelerin belirlenmesi evet, gerekecek. Evet, evet. Şimdi fizibilite çalışmaları bu yılın sonunda tamamlanır. Önümüzdeki yıl tamamlanır. Ya o konuda bir bize şey timeline verilmedi. Verilmedi. Yani, bir yıl yani içerisinde yani bizim tamamlanması hedefli. Evet. Ve bu çalışmalar başladı. Yani aldığımız duyumlar yani karşılıklı çalışmıyoruz henüz ama bayağı ilerleme kaydettik. Peki ne zaman karşılıklı çalışma söz konusu? Onu da bilmiyoruz yani şey olarak takvim olarak bir şey yok. Ama biz şeyi hazırlıyoruz. Kendi tarafımızı bizden sizin istekleriniz nedir? İş teknik fizibiliteye de döndüğünde. Bizim şartımız ne olacak? Olmazsa olmazımız masada. Modeli öğrenmemiz lazım. Yani önce. Bizim için tabii ki bizim için en büyük öncelik o. Yoksa teknik olarak kablo bağlanır. Türkiye gibi bir havuzdan bize enerji gelir. Buna kimse hayır diyemez. Şimdi fizibilite çalışması tamamlandıktan sonra kim değerlendirecek bunu?
Bunu tabii ki esas şey, yani teknik işletici Kıptek'tir bizim taraftan. Diğer taraftan Türkiye'den TİYAŞ'tır. Ama en son kararı hükümet verecek. Mutlaka komisyon olarak sizlerin de bildiğin bizim görüşümüz, tabii komisyon onun için kuruldu. Ama biz işin teknik tarafındayız. Komisyonda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Var. Kıptek var. Benim gibi akademisyen Serkan Abbasoğlu hocamız var. Başbakanlıktan temsilciler var. Ve dışarıdan bir iki uzman da var. Ve yani gerek olduğunda eklemeler de yapılıyor. Dediğim gibi yani çok eski uzun soluklu bir komisyon şimdi, değil. Yani işin uzmanı olarak, profesörü olarak baktığınız zaman 5 yıl içerisinde bu çalışma, altyapılar, her şey tamamlanır mı? Hedef 5 yıl içerisinde hayata geçmesi. Bir hedef 5 yıl açıklandı. Bunun 1 yıl fizibilite kondu. İlk evet. Açıklanan şeyde. 3 yıl işte kaplı olsun şey edilsin dendi. Son 1 yıl da operasyonel her şeyin tamamlanması. Şimdi aslında o 3 yıl çok daha kısa bir süreye düşebilir. O 3 yıl niye kondu? Bizim dışımızda herkes interconnect olduğu için bu kabloyu üreten firmalar, kabloyu seren gemi şirketleri çok yoğun. Yani bunlardan 1-2 yıl sonrasına şey almak lazım. Randevu almak lazım. Üretimi yapsınlar, gelsinler, sersinler. Ama yani bu konuda daha çabuk çözümler de olabilir. Yani bu bizim dışımızda. Tabii ki Türkiye'ye gidip ağırlığını koyup bu konuda biz bunu daha kısa sürede isteriz. Ülke olarak bu şirketlerle anlaşırsa veya bunu kısa sürede yapacak şirketler bulursa dünya genelinde. Çünkü bu şirketler çok arttı son zamanlarda. Bu 3 yıllık serme döşeme işi gemiyle 1 yıla da inebilir. Yani kablo bulunursa ve her şey hazırdır, onaylar tamamdır, 1 yılda bu kablo çekilir. Ha, biz kendi şebekemizde o 1 yıl içerisinde ne yapabiliriz? Onu konuşmak lazım. Şimdi bu kablo için bir de kalite söz konusu. Bunu... Kablonun belirli standardı vardır. Yani kalite söz konusu derken o belirlenen kalitede gelir. Yani o böyle bir söz konusu değil. Yani olmaz, yani protokol içerisinde yer alır mı bu maddelerde? Onu bilemiyorum. Ama mesela şöyle bir şey de var. Bizim baktığımız denizaltı kablolarında elektrik, bunların ortasında fiber optik kablolar da vardır. Yani bu elektriği yaparken biliyorsunuz ülkemizin internet altyapısı, evet. Birçok bağlantıyı internet içererek de yapıyorlar. Yani bu öngörüde yoktu ama bunu yani biz bildiğimiz için belki de bu hat çekilir, hem elektrik hem internet anlamında. Bunu tartışıyor musunuz? Tabii ki bunu komisyonda konuştuk. Yani bunu bilen arkadaşlar da vardı, söyledik, konuştuk. İş geliştik sonra bakın böyle hiç düşünmediğimiz faydaları da oluyor bize. Ama kendi tarafımızı da paralel dediğim gibi onu ne kadar çabuk yaparız? Onun fonlanması, onun ilerlemesi. Yavaş mı çalışıyoruz? Birçok sorunumuz var biliyorsunuz elektrikte. Yasal sorunumuz var mı? Yasal sorun bildiğiniz gibi işte söyledim, bu NTSO izin verecek mi? Ama aslında izin vermesine de gerek yok. Yani tam olarak bir yasal sorun değil. Peki bizim yani yasal derken bizim bir takım yasa çalışması yapmamız gerekir mi? Tabii ki belki de bu iş olduktan sonra hatta bunun süresince yenilenebilir enerji konusunda bir tüzüğümüz var. Belki de bunun tekrar incelenmesi lazım. Bu olduğunda yatırımcıların önünü açmak lazım. Mesela şu anda bile şebekeye zarar vermeyecek güneş yatırımları konuşulur. Mesela çok büyük yatırımlara izin vermiyorlar. Ama bu analiz edilip depolamalı yapıldığı zaman, ki şebekeyle çok enerji alışverişi yoktur, üretir, tüketirsiniz, fazlasını depolarsınız, kullanırsınız, şebekeye zarar vermezsiniz. Böyle birçok kurulum karşımıza çıkabilir. Kablo geldiğinden sonra da, gelene kadar da. Bu konuda bir kurallar zinciri konması lazım. Elektrikli arabalar çok artıyor. Evet, evet. Bunların şarj konusunda yeni kurallar koymamız gerekebilir. Çünkü bu da şebekemizi etkiliyor. Bunların hep bütünlüklü, paralel bir şekilde yürütülüp kablo gelecek şekilde çalışmamız lazım. Yani neticesi olacak bir şey diye düşünüyorum. Biz geleceği ne kadar çok tartışıyoruz. Öyle, öyle. Önce hayal kurarak başlar.
Sonrasında hazır olursunuz gelir yani. Hep bir adımla başlar dedim. Ben 15 yıldır bu işin içerisindeyim. İlk defa bu kadar ciddi görüyorum bu işleri. Yani ete kemiğe bürünmüş görüyorum. Şimdi dolayısıyla önce şimdi beklenen fizibilitenin tamamlanıp gelmesi ve bir görelim diyorsunuz. Evet, fizibiliteden sonra herhalde teknik şartnameler hazırlanır. İstek budur. Büyük ihtimal ihaleye çıkılır, nasıl serilecek, kim yapacak. Uluslararası bir ihale olacak. Öyle olması gerek. Zaten bunu yapan şirketler uluslararası, yani belirli şirketler. Bunları, bu işi en kısa zamanda yapanın bulunması lazım. Yani burada da Türkiye'nin iradesi ortaya çıkacak. Onu şey ettiklerinde, kararlı bir şekilde isterlerse bence bir yılda bile olabilecek bir proje. 3 yıl tabii bütün gecikmeleri düşünerek. 3 yıl. Ama 3 yılımız da kalmadı gibi görüyorsunuz. Elektrikte yani, evet. Elektrikte ne kadar zor zamanlar yaşıyoruz. Yani. Ama bu sürede tabii ki bizim de Kıptek'in yatırımını geliştirmemiz gerekiyor, öyle tabii değil mi? Tabii ki Kıptek şebekesini iyileştirmemiz lazım. Onların üretim şekillerini daha sağlıklı, daha randımanlı şekillere getirmemiz lazım. Yani bu konuda Kıptek'i desteklemek lazım. Ki bu kablo geldiği zaman yine şebekemizi yönetecek olan, her şeyi yapacak olan yine Kıptek'tir. Dolayısıyla onların şeyler belirlenip, ihtiyaçları belirlenip paralel bir şekilde yürümemiz lazım. Belirlenmedi mi henüz? Hep kendi çabalarıyla belirli çalışmaları var diye biliyorum ama bunun daha üst düzeye gelmesi lazım. Yani enerjide daha profesyonel açılımlar. İşte daha organize şekilde çalışmamız lazım. Yani benim gördüğüm kopuk kopuk bir sorun çıkıyor, bunu nasıl çözer? Ama sorunlar çıkmadan zayıf noktalar belirlenip şimdi organize şey yapabilmek için o zaman yani ne yapmamız gerekiyor sizce? Nedir zayıf halka? Böyle komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonların Kıptek'le beraber ülke olarak belirleyip çalışma grupları kurup bunları profesyonel şekilde yapmamız lazım. Tek çatı altında çalışmak tabii gerekiyor. Tabii ki. Bence o. Bütün sorun orada. Bütün sorun orada. Yani çok bilgili insanlarımız var Kıptek'te, akademisyen olarak arkadaşlarımız var. Bunları işte devlet çatısı altında organize olup bir şekilde kademeli şekilde. Bakın ilk adım orada aslında. Bu SCADA dediğimiz sistem aslında sistemi, şebekeyi izleyip neler olup bittiğini anlatan bir sistem. Yani bir raporu. Yani şu şebekede neler oluyor bununla görüyorsunuz. Dolayısıyla belirli sorunlar konusunda bununla veri topluyorsunuz. Bunu sorduğunuz zaman nasıl yanıt alıyorsunuz? Kime? Yetkili bulursanız Kıptek'te komisyona toplantıda. Şu anda Kıptek'te çalışıyor bunda. Bu SCADA projesi yani az çok başlamış durumda. Yani o gerçekleşirse tabii ki onlar da birçok sorunla boğuşuyorlar. Yani bütçe. Kaynak, bütçe. Yani şimdi bakın izleyelim sorunlar nedir tespit edelim dediğinizde onlar kendi sorunlarıyla boğuşuyorlar zaten. En önemlisi bu arz güvenliği şeyi var. Yani o orada dururken diğer şeyleri aslında hiç kınamamak lazım. Ağırlıklı şekilde eylemiyorlar. Ha bu kabloyla arz güvenliği işi çözülür. Ama biz o çözülecek gibi yürüyüp hem şebekeyi onarıp hem kendi santrallerimizi de, yani her zaman kendi santrallerimizin de randımanlı çalışma ve temiz bir şekilde, yani şimdi bu fuel oil'den uzaklaşmamız lazım. Yani biliyorsunuz 2035'te birçok ülkenin bunun fosil yakıtlardan tamamen vazgeçme hedefleri var. Şeyde bunlardan biri aslında. Güney Kıbrıs. Yani şöyle bir ironik durum oluşuyor. Daha doğal gaz planlarını bir şeye geçirip, uygulamaya geçirip, kullanmadan kapatma planları yapmaya başladılar. Yani şu anda fuel oil olan üretimlerini aslında doğal gaza geçirip daha temiz üretin diyorlar onlara Avrupa Birliği. Bu planları yaparken de 2035'te onları da kapatacaksınız ha gibi bir şey geliyor ve onlar yani takip ediyoruz. Belirli seminerlere katıyoruz dinlediğimiz. Oradaki uzmanlar diyor biz şimdi şey planları yaparken doğal gaza geçiş
aniden, yani da onu daha geçmeden belki de ortadan kaldırma planları ortaya çıktı. Onlarda da bir kaos söz konusu. Yani bu, dolayısıyla bizim de yapmamız gereken. İşte beklememek lazım. Yani şimdi hep şey dedik, işte kablo gelecek mi gelmeyecek mi? O önemli değil aslında. Biz kendi işimizi önce yapalım. O zaman kablo bizim geleceği enerji zaman politikamızı gelecek. En ön planda tutmamız tabii ki, lazım. Tabii ki. Yani ve burada şey çok önemli. Kıptek şebekesinin durumu çok önemli. Yani bazı noktalarda yapılması gerekenleri bir an önce yapmamız lazım. Kablo gelse de gelmese de, enterkonekte olsak da olmasak da bunları yaparsak zaten kablo geldiği zaman gerekli faydayı sağlayabiliriz. Şimdi biz güneş enerjisi üretimine geçtiğimiz zaman, enterkonekte olduğumuz zaman güneş enerjisini de verebilecek miyiz? Onu en verimli kullanılır şekle gelme imkanımız olacak. O son aşama artık herhalde. Şimdi şöyle düşünmeyelim. Yani bu bana da soruyorlar. Söylediğimde de bazen yanlış yazılıyor. Kablo geldiğinde biz güneş enerjisini uçuracağız demek değildir. Yani o bütün sorunu çözmez. Biz güneş enerjisini etkili kullanmak için önce şebekemizi de onu kullanabilecek hale getirmemiz lazım. Yoksa kablo gelse bile biz tabii ki artacak yenilenebilir enerji, özellikle güneş, ama istediğimiz düzeyde olmayacak. Ta ki biz kendi şebeke iyileştirmelerimizi yapalım. Dolayısıyla yani bir yandan bir uluslararası bir proje, uluslararası bir protokol söz konusu olacak, anlaşma olacak, ama onun yanında bizim de içimizdeki enerjiyle ilgili ev ödevlerimizi çok iyi bir şekilde kendi iç protokolümüzü hazırlamamız gerekiyor. Evet, evet. Onun için de anladığım kadarıyla kendi iç protokolümüz içinde reorganizasyonun, yeniden bir organizasyonun söz konusu olması lazım. Bunun daha çalışmaları var. Mesela bu enerji komisyonu buna dair bir güzel bir adım. Yani bunun daha hızlandırılması lazım. Hızlandırılması, daha hızlı çalışılması. Artı bu kablo için kuruldu. Yani ve o bir şeylere de görüş verecek duruma geliyor. Aslında ülkenin bir enerji üst akılına ihtiyaç var. Her zaman. Yani şimdi kablo var veya yok. Şimdi Ekonomi Bakanı'nın söylediği enerji bir üst kurulu. Evet, öyle. Bu da bundan doğdu. Bu bahsettiğim şeylerden doğdu. Bunun doğru bir şekilde uyarlanıp hayata geçmesi lazım ki bu organizasyon yapılabilsin. O zaman burada siyasilere... Bunun çalışmaları var. Evet. Bunun çalışmaları var. Yani çok uzak olduklarını sanmıyorum. Bu gerçekleşirse bu organizasyon olacak ve biz ya daha etkili bir şekilde, yani onun orada ben mesela bu 15 yıl dediğim süreçte birçok enerji bakanıyla çalıştım. Şey ne olursa olsun, yani hangi partiden olursa olsun biz neticede 15 yıldır teknik bir akılız. Yani biz burada akademisyeniz. Bizim yani şey geri planda bir görüşümüz olmaz. Biz teknik olarak her zaman destek veriyoruz. Ümidimiz de bu enerji üst kurulu gibi bir şey olursa hükümetler değişir, bakanlar değişir. Böyle bir şey sürdürülebilir olsun. Orada gerçekten bu işi yapabilecek insanlar olsun. Enerji politikamız olsun aslında. Hükümet politikası değil, devlet politikamız olsun. Yani enerjide ortak bir aklımız olsun. Bunu yapmamız lazım. Bunu yaparsak insanlar değişir, politika kalır. Yüzler değişir ama görüşler, hedefler aynı kalır. Tabii ki. Bakın şimdi bu karbondioksit sınır da tanımıyor. Yani pasaport göstermiyor şeyden geçerken Rum tarafından, hı, Türk tarafına, oradan o tarafa. Hepimizi. Dolayısıyla bu ortak akıl. Önce ülkemiz olarak, sonra da çevremizle yapılacak bir şey. Çünkü hepimizi etkiliyor. Evet. Şimdi 15 yıl önce başladınız bu çalışmaya. 15 yıl önce başladığınızda erken bu çalışmaların, yani hedefe doğru gidileceği düşüncesi içerisinde miydiniz? Ya dünyayı izliyordum. Yani benzeri örneklere bakıyordum. Mesela o zamanlarda bu işi ilk yapanlardan biri Malta oldu. Malta İtalya'ya bağlandı. Bunun birçok faydasını gördü. Bize çok benzeri bir yapıları var. Onu düşünüyordum. Yani neden olmasın bunu Malta yaptı. Başarabiliriz. Hatta biz bu süreçte
Malta'dan ve İtalya'dan görüş aldık. Bir enerji sempozyumu düzenledik. Evet. Düzenledik derken bunu Mimar Mühendis Odalar Birliği çerçevesinde EMO'nun da şey aldığı, benim de üyesi olduğum, hatta o sempozyum başkanlığı yaptığım bir oluşum oldu. İtalya'dan, Malta'dan insanlar çağırdık. Dedik siz interconnect oldunuz, neler yapılmalı, neler yapılmamalı. O zaman işte AC mi bağlanalım, DC mi bağlanalım diye konuşuyorduk. İşte AC'ye Enteso kesin izin vermesi lazım, DC olursa izine gerek yoktur konuşmalarında. Malta AC olarak bağlanmıştı. Şimdi gelişen bir teknoloji var dediler DC olarak. AC'nin %97-98 bütün faydalarını sağlıyor ve sorunları şebekeden şebekeye aktarmıyor. Şimdiki aklımız olsa, o zaman bu teknoloji olsa biz de öyle yapardık dediler. Çünkü Malta küçük taraf dediler. Büyük taraf İtalya. İtalya'dan enerji alırken sorun yok. AC bağlantıda küçük taraftan büyük tarafa enerji verirken sorun yaşıyoruz. DC olsaydık yaşamazdık. Böyle tecrübelerini anlattılar bize. Ve biz de bunun yani teknik olarak her zaman sadece onlar değil bir sürü bakın İskandinavya şeye bağlandı. Avrupa kıtasına, Danimarka, Hollanda, İskandinav ülkelerine her yerde gerçekleşiyor. Bizde de niye olmasın diye bir hayalimiz oluştu. Hatta 2012 yılı mıydı tam hatırlamıyorum bu Eurasia dedikleri İsrail, Güney Kıbrıs, Girit, Yunanistan 1500 kilometreye yaklaşan bir denizaltı bağlantısı bunu öğrendiğimizde o zamanki başbakanımıza iletmiştik dedik yani böyle bir plan yapıyorlar. Bütün çalışmalarını başlattılar. Biz yani 80 kilometrenin işleyişini yapamıyoruz. Yani biz bunu bitirelim onlar 1500 kilometre yapıyor ama ta o zamandan ben mesela şeyi fark ettim. Kıbrıs Girit arası derinlik 3000 metre. Onu serecek bir gemi yok. Hala daha öyle bir teknoloji yok o derinliğe bu kabloyu sersin. Hala daha yok. Dolayısıyla teknik olarak feasible olmadığını biliyordum. Ama iki ay önce yaz sonuydu galiba. Avrupa Birliği Finans Bankası bu projenin finansal olarak da feasible olmadığını söyleyerek kapıyı kapattı. Yani şu anda Kıbrıs'ın Avrupa'ya tek bağlantı noktası Türkiye üzerinden. Ve bu konuşulmaya başlandı. Yani ilk defa sanıyorum beğenmiyorlar bu opsiyonu ama hayır demiyorlar. Sayın Tatar sanıyorum geçen gün bir görüşmemiz orada evet. Açıklamasında söyledi. Yani küçük projelerle başlıyoruz Rumlarla ama neden olmasın yani bu Türkiye-Kıbrıs bağlantısında da neden ortak hareket etmeyelim? Çünkü zaten Türkiye-Yunanistan bağlı. Yani onlar enerji alışverişi yapıyorsa biz de buradan o alışverişe katılabiliriz. Yenile yavaş yavaş başladı aslında yeniden gündeme gelmesi ve aslında interconnect'te enerjinin önemi daha çok şimdi tartışılmaya başladı. Evet, evet. Bakın Eurasia kapısı kapanınca evet. Yani Rumlar da o ne kadar olası olmadığını bilseler bile bu gerçekle yüzleşince belirli politika değişiklikleri olabilir diye ümit ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı dediniz. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'yla evet. Da bir görüşmeniz vardı. Ara evet. Bölgede güneş enerjisi santrali üzerine mi bir çalışma yapılıyor? Evet, evet. Bir iki toplumlu bir güneş enerji santrali fikri var. Avrupa Birliği'nin önerdiği UNDP organizasyonunda yapılıyor. İşte bu projede ben de Türk tarafının enerji uzmanlarından bir tanesiyim. Nasıl gidiyor o çalışma? İyi gidiyor. Yani orada da bir ön fizibilite çalışması yapıyorlar. Opsiyonlar belirleniyor. Tabii teknik detayları açıklayacak durumda değiliz ama önümüzde yani bir engel olacak gibi bir durum yok şimdilik. İlerliyor. Yani hedeflenen ne olacak? Hedeflenen ara bölgede bir güneş santrali. İki toplum da bu güneş santralinden faydalanabilecek. Yani gerçekten ilk ortak enerji projesi olacak.
yani ara bölgede konuşlanmış bir güneş enerji santrali hem bize hem Rumlara elektrik enerjisi verecek. Hedeflenen nedir? Ne kadarlık bir üretim hedefleniyor? Yani o detayları açıklamak istemiyorum ama tabii ki sorunlarımızı, çözecek boyutta değil. Ama bir başlangıç, yani şeyde değil, hani hiçbir şeye yaramayacak bir şey de değil. İki tarafa da bir nebze. Küçük ama önemli bir adım. Küçük ama önemli bir adım. Depolamalı düşünülüyor, onu söyleyeyim. Sebebi de şudur, biz de en kritik zamanlar biliyorsunuz bu güneş battıktan sonraki bir sürü kurulumumuz var. Onlar devre dışı kalıyor. Evet. Rum tarafı da bizim Kıptek'te bir enerji arz sorunu yaşıyor. Dolayısıyla o sorunu yaşadığı anda depolamalı olduğu için güneş santrali o kritik saatlerde yardım edebilecek bir şeyler planlanıyor. İki topluma da faydalı olacak. Var mı bir hedef ne zaman bu çalışmaya başlanacağı ile ilgili? Yani somut adımın atılacağı. Bu ön fizibilitedir. Bunun sonucu önümüzdeki yılın yani Ocak ayı sonuna bekliyoruz. Şubat'a kayar belki ilk dönemleri diyelim. Yani 2025 yılında somut adım atılabilir. Yani o sonuçlanırsa artık iki tarafın kararlılığına bağlı. Eğer ön fizibilite her şeyi olumlu bulursa somut öneriler yapar. Yani bizim tarafta buna olumlu yaklaşırsa hızlı ilerlenebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi biz Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elektrik şebekesi bağlanması hedefleniyor. Bu yönde bir fizibilite çalışmasının tamamlanmasını bekliyorsunuz komisyon olarak. Ve ona göre oturulup şartlar netleşecek. Evet. Şimdi şebekeye bağlandığımız noktada yenilenebilir enerji payımız da artacak. Evet, yani bu ilk şeyde arz güvenliği direkt bunu artırır. Ama en verimli noktaya getirmez. Bizim kendi şebekemizi kademeli iyileştirmemiz sonucunda bundan maksimum faydayı alabiliriz. Şu an nedir? Yani rakam olarak bilgi verme olasılığınız var mı? Ne kadarlık? Yani toplam kurulu gücümüz nedir şu an? Güneş enerjisinde? Evet. Yani son duyduğum rakamlar 130 megawattlık bir güneş kurulum civarında var ki bu bizim aşağı yukarı toplam kurulu gücümüzün 1/3'üne, %30'una aşağı yukarı denk geliyor. Bu da ciddi bir kurulumdur. Ve talep de çok tabii ki. Talep de çok, yani önü açılsa çok daha da artacaktır diye düşünüyorum. Ama şebeke şu anda bunu kaldıracak durumda değil. Dolayısıyla bizim Kıptek'in altyapısını üzerinde... Altyapısını bu konuda ellerinde olan izleme, takip, veri toplama... Her şeylerini artırmamız lazım. Bu ciddi lazım. Bir kaynak mı gerekiyor? Tabii ki. Tabii ki. Yani sadece izleyebilmek bile bir ciddi kaynak doğurur. Ondan sonra o sorunları çözmek artık sorunların ne olduğuna göre. Bunu tartışıyor musunuz komisyonda? Yoksa buna yeni başladık. Yeni başladık. Yani bunu daha bahsetmeye başladık. Komisyonda daha yani tam şey olarak yani tam randımanlı çalışmaya başlamadık diyelim. Dolayısıyla şimdi bu komisyon, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndaki Enerji Komisyonu, ülke için en doğru seçeneği, yöntemi belirlemek için çalışıyor. Evet. Ama istediğiniz düzeyde çalışmadığını anlıyorum. Yeni kuruldu dediğim gibi bir iki ay içerisinde ve ilk öncelik de değil hiçbir zaman bu konular. Dolayısıyla belirli toplantılar yaptık. Bu dediğimiz şeyleri, eskiden olan şeyleri toparlıyoruz. Çünkü her şeyi sıfırdan yapmaya gerek yok. Evet. Zaten biz dediğim gibi 2017'de resmi olarak katkı koymaya başladık bu işe. Yani orada olan arkadaşlar, mesela Serkan Hoca ile ben ortak orada beraberdik. Yeni komisyonda da oradayız. Başka arkadaşlar da sonraki döneminde gelen arkadaşlar var. Hepimiz beraber nelerimiz varsa biz ne istiyoruz bunları toparlayıp artık o ön fizibiliteyi yapan kablo için ekibe iletmek üzere Sayın Bakan'a vereceğiz. Şimdi dolayısıyla ama dediğiniz gibi yani bunları yaparken çalışırken farklı elektrikle ilgili enerjiyle ilgili sorunlar da ortaya çıkıyor.
Evet. Kıptet'le ilgili mesela. Onun için özel ya, bir... Sorunlar değil de yani, şöyle değil. Yani alternatif çözüm... Yani bu kabloyu tartışırken hep onu konuştuk zaten. Kablo gelecek ama Kıptek şebekesini de bizim güçlendirmemiz lazım. Kıptek'in imkanlarını artırmamız lazım. Kıptek de bu komisyondadır. Onlarla da beraber çalışıp bizim dışarıdan gördüğümüz şekilde de destek verip ilk etapta bunları belirlememiz lazım. Sonrasında bunun bütçeleri nedir, ne zaman, ne kadar yapılır, onların da çalışılması lazım. Bu noktada da bu bahsettiğim enerji üst kurulu gibi, enerji üst aklı diyelim, yani ille de şeyi yok, bir devlet politikası belirleyecek bir kurula ihtiyaç vardır. Bunun bir an önce olması gerekiyor ki çalışmaların daha hızlı ve istenilen düzeyde ilerleyebilmesi için enerjiyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yönetmenim uyarıyor. Eklemek istediğiniz varsa, bizi izleyen izleyicilerimize mesajınız varsa buyurun. Sağ olun, ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Bu sıcak bir gündem. Dediğim gibi biz kendi tarafımızda çalışıyoruz. Biz de herkes gibi bir an önce bu işin sonuçlanıp ülkemize fayda verecek şekilde uygulanmasını istiyoruz. Artık önümüzdeki süreci beraber izleyeceğiz. Peki, takipçisi olacağız, yeniden konuşacağız. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Ben ayağınıza teşekkür sağlık diyorum. Sağ olun. Çok sağ olunuz. 14. saati burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.